Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle XLN Audio'nun RC20 Retro Color isimli plugin'ini inceleyeceğiz. Bu plugin ne işe yarıyor? Hemen hızlıca ondan bahsedeyim. Yapmış olduğunuz kayıtlarınıza, mixlerinize, masteringlerinize, kısacası bilgisayara aktardığınız herhangi bir ses dosyasına hızlıca analog tadı ve karakter katabiliyor, saturasyon katabiliyor. Üzerinde çok çeşitli parametreler var, inanılmaz etkiler alabiliyoruz. Örneğin modern bir kaydı eski bir plaktan çalıyormuş hissiyatı yaratabiliyoruz veya işte VHS bir kasetten geliyormuş izlenimi verebiliyoruz. Harika bir plugin. Hemen incelememize geçelim. Evet, öncelikle RC20'ye bir web sitesi üzerinde bakalım. XLN Audio'nun web sitesi üzerinde nasıl tanımlamışlar RC20'yi, Retro Color'ı. Burada diyor ki, mixinize veya herhangi bir kanalınıza hızlıca karakter veya analog sıcaklığı katabileceğimiz bir plugin olarak gösteriliyor. Yani bu eski kayıt ekipmanlarının o analog sıcaklığını dijital prodüksiyonlarımızda kullanabiliyoruz. Bir nevi bu tarz bir plugin olarak düşünebiliriz. Üzerinde 6 tane modül yer alıyor. Bunlardan bir tanesi noise generator, yani ses üretici. Örneğin işte bir plak dokusu üretebiliyoruz, bir tape dokusu üretebiliyoruz. Bu tarz ses dokularını ekleyebiliyoruz. Wobble ve flutter bölümümüz var. Wobble ve flutter bölümünde ise analog ekipmanların o stabil olmayan playback hissiyatını yine kayıtlarımıza katabiliyoruz. Saturasyon ve distortion modülümüz var. Bunu açıklamaya gerek yok herhalde. Birazdan zaten hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Degrader ve bit crusher var. Eski dijital samplerların o hissiyatını yaratabileceğimiz yine bir modül. Reverb modülümüz var. Bir de volume drops modülümüz var. Volume drops modülü de eski o tape'lerdeki hani çalarken bazı bozulmalar meydana gelirdi ya, işte tam olarak o etkiyi alabileceğimiz modül. Daha önceden yapmış olduğum bir kaydın üzerinde uygulamalı olarak deneyelim, bakalım neler yapabiliyor. Daha iyi fikir vereceğini düşünüyorum sizlere. Bu kaydı hatırlarsınız önceki videolardan. Şimdi retro color'ımızı master bus'ımıza atıyorum ve boş bir preset açalım. Boş preset üzerinden gidelim. Öncelikle noise modülümüzle başlayalım. Şuradan basarak aktif edebiliyoruz. Bu 6 modülü de buradan açıyoruz ve istediğimiz miktarda katabiliyoruz. Plugin arayüzünden hemen hızlıca bahsedeyim. Buradan dilediğimiz efektleri verdikten sonra bunların totalini ne miktarda uygulayacağımızı da şu sağ üst köşedeki magnitude bölümünden ayarlayabiliyoruz. Yani %100'deyken tam etkili, kıstıkça etkisi azalıyor tüm modüllerin birden. Yani master fader gibi düşünebiliriz. Alt tarafta da yine input gain'imiz, equalizer'ımız, tonumuz ve çıkış genişliğimiz, yani stereo genişliğimiz ve gain'imizi görebiliyoruz. Evet, önce noise modülümüzle başlayalım demiştik. Şurada noise texture'ımızı, yani ses dokumuzu, gürültü dokumuzu seçebileceğimiz bir bölüm yer alıyor. Üzerine tıkladığımızda burada menüdeki her şeyi görebiliyoruz. İşte plak 1, plak 2, 7.5 inch per second'lık tape, işte 15 IPS'lik tape, işte tüp sound'u, yani U47'nin sound'u, elektrik gürültüsü gibi burada çeşitli seçeneklerimiz mevcut. Örneğin plak cızırtısıyla başlayalım. Yine tonu ayarlayabileceğimiz bir bölüm var. Routing'i değiştirebileceğimiz bir bölüm var. Follow edebileceğimiz bir bölüm var. Bu arada hangi parametrenin ne işe yaradığını ben de henüz bilmiyorum. Fakat üzerine geldiğim zaman alt tarafta açıklamasını görebiliyorum. Mesela burada demiş ki follow için, make the noise level follow the input signal level. Yani giriş ses seviyesini takip etsin diyor. %50 takip etsin. DAC'ta kompresörün pumping etkisini, yani o vuv etkisini azaltmak için veya arttırmak için kullanabileceğimiz bölüm. Hemen şöyle noise'umuzu verelim kaydımıza. Mesela şu anda bayağı cızırtı gelmeye başladı. Buradan başka bir şey deneyelim. Mesela 7.5 inçlik tape, yani band simülasyonu verelim. Flux da lineer olmayan bir akış sağlıyor bize. Bunun haricinde wobble kısmına bir göz atalım. Yani çok az miktarda wobble uygulamama rağmen o tape'lerdeki bozulmayı hissedebildim ben açıkçası. Distortion bölümüne göz atalım. Burada da yine mesela türlerimize bakalım. İşte lambalı amfi distortion'u var. İşte transformer, yani transformatörlü bir amfi simülasyonu var. Crunch katımız var. Heavy şeklinde bir distortion'ımız var. Zap var. Air pressure var. Mesela hoparlör etkisi. Buna bir bakalım.
Mesela ansızın bir stereo genişlik kattı bu modül. Tabii Air'ı kullandığımız için mesela lambalı modunu alalım. Burada da aslında bir saturasyon katıyor. Lambalı sıcaklığını katıyor diyebiliriz. Burada fokus bölümünde de hangi frekans aralığına etki edeceğini ayarlayabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik bence. Çünkü saturasyon katarken alt frekanslara katmak istemeyebilirsiniz. Örneğin 100 Hz'in üzerine uygula deriz. Altlar böylece çamurlaşmamış olur. Hemen dijital bölümümüze bir göz atalım. Bunu da aslında bir bit crusher gibi düşünebiliriz. Mesela şu şekilde sola doğru çektikçe bit derinliği azalıyor. Örneğin 24 bit bir kayıt bu. Ama bunu 8 bite indirebiliyoruz veya işte 4 bite indirebiliyoruz. Biraz daha böyle Tetrisvari soundlara dönüştürebiliyoruz. İstersek buradan da biraz daha smoothluk yani tatlılık sağlayabiliyoruz. İstersek de buradaki mix knobuyla paralel mix etkisi yaratabiliyoruz. Yani bir nevi bit crusher gibi düşünebiliriz dijital bölümünü. Space bölümüne baktığımızda ise bir reverb efektimiz mevcut. Yine decay'ini ayarlayabiliyoruz, predelay ayarlayabiliyoruz, stereo veya mono olarak ayarlayabiliyoruz. Nereye etki edeceğini yani hangi frekanslara etki edeceğini ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında benim en favori bölümlerimden bir tanesi magnetik. Burada da o tape'teki bozulmaları alabiliyoruz. Şimdi presetler üzerinden bakalım. Bir de enstrümanlar üzerinde tek tek görelim. Preset bölümüne şuradan ulaşabiliyoruz. Burada presetler oldukça mantıklı bir şekilde isimlendirilmiş. Örneğin mesela bir 808 davul kitiniz varsa onun için mesela 808 presetleri var. İşte bas üzerine kullanabileceğiniz seçenekler var, yani presetler var. Mesela kaset simülasyonu. Kasetten geliyor gibi çalsın bu parçamız. Hemen kaset simülasyonu seçtim. OK'ye bastım. Önce plugin'i bir kapatalım veya hatta şöyle magnitude'dan sıfırlayalım. Normalde parça bu şekilde geliyor. Şimdi çalarken yavaş yavaş kaset etkisini vereceğim. Hemen hızlıca diğer presetlere de bir göz atalım. Mesela plug sesler için derinlik katıyormuş. Double tracking, davullar için yine burada çeşitli presetler var. Mesela flutter vibe diyor. Bir deneyelim bakalım. Hemen başka bir presete göz atalım. Mesela loudness button demiş. Magnitude Transition demiş. Bakalım. Gerçekten vintage bir hava katıyor aslında. Bakalım başka presetlerimizden neler varmış. Mesela Sampler 12 bit demiş. Bunun hatta noisy olanına bakalım. Yani insanın yüzünü güldürüyor bu presetler açıkçası. Mesela benim oluşturduğum bir preset var burada. Typhoon Master diye. Resmen bir mastering prosesör gibi de kullanabiliyoruz bu plugin'i. Öncesi bu şekilde. Sonrası ise bu şekilde. Müzik.
Yani gerçekten bir fark yaratıyor. Burada ne yapmışım? Hemen ondan bahsedelim. Çok az bir tape simülasyonu eklemişim. Yani %8 kadar 15 inçlik bir tape, yani band noise'u katmışım. Birazcık air, yani stereo imaja etki etsin istemişim. 60 Hz'in üzerinde bu çalışsın demişim ve %11 civarında kullanmışım. Biraz da magnetic pull eklemişim %10 kadar ve böyle bir etki yaratmış. Bunun dışında mesela VHS bir banttan geliyormuş etkisine bakalım. Tabii ki mesela otomasyonla hani böyle bir etkiyi de sağlayabiliriz. Örneğin master katına hemen bir otomasyon yazalım. Mesela parçamız birazcık böyle nostaljik girsin, ardından moderne dönsün gibi bir etki yakalayacağız mesela şimdi. Şöyle göstereyim size. Hani prodüksiyonlarımıza bu şekilde bir farklılık da katabiliriz. Onun haricinde mesela biraz daha plaktan geliyormuş hissiyatı istersek. Tabii şu otomasyondan hemen kurtulalım. Mesela plak sound'umuz da bu şekilde. Başka bir plak simülasyonuna bakalım. Şu anda cızırtıyı duyuyorsunuz. Eskiden Walkman dönemini hatırlayanlar vardır belki içimizde. Pilleri bitmeye başladığında ses bozulmaya başlardı. Sesin pitch'i değişirdi, yani tonu değişirdi. Yavaş yavaş biterdi. Mesela o tarz etkileri de bu pluginle yakalayabiliyoruz. Evet, RC20'nin etkileri bu şekilde. Mesela sadece akustik gitar üzerinde deneyelim. Buradan kapatayım mesela. İşte bir akustik gitar kanalı üzerine alalım veya lead gitarı atalım. Hatta lead gitarımızı şu şekilde solo olarak bir duyalım. Şimdi buradan hemen gitar için bir preset açalım. Mesela Lush & Crunch gitar demiş. Biraz böyle Prince'i anımsatan tonlar ortaya çıktı. Mesela Gazing gitar diye bir preset var. Örneğin davullar üzerinde deneyebiliriz. Yani RC20 Retrocolor aslında harika bir saturasyon plugini, fakat bir saturasyon plugininden de çok daha fazlası var açıkçası. Denemenizi tavsiye ederim. Şu anda Black Friday döneminde olduğumuz için de indirimde. Normalde 100 dolara satılan bir plugin şu anda %50 indirimle 50 dolara satılıyor. Tabii ki kurlar çok yüksek ülkemizde. Maalesef buna benim yapabileceğim bir şey yok. Ben de şu anda demosundan size bu tanıtımı yapıyorum. XLN Audio ile yaptığımız işbirliği sayesinde sizlere bu plugin'i tanıtıyorum. Bu plugin'in linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız sevinirim. Dilerseniz Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden de anlık paylaşımlar yapabiliyorum. Oradan da takip etmenizi öneririm. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın.